Yeni Çağ Belediye Başkanı Recai Çağlar, Yeni Çağ Belediyesi tarafından ilçede yapılan projeleri anlattı. Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle ilçede bir araya gelen Recai Çağlar, belediye binası, merkez camii, altyapı çalışmaları, hal pazarı ve doğalgaz çalışmaları ile ilgili konuştu. Çağlar göreve geldiği günden bu yana Yeni Çağ Belediyesi tarafından ilçede 100 milyon lira civarında yatırım yapıldığını söyledi. Belediyenin yaptırmış olduğu devlet yatırımları dahil, evet, hizmet, hepsi. Hepsi hizmet, yani benim tam hesaplamadım ama şimdi bir kere doğalgaz en kötü şartlarda 15 milyon lira civarındadır. Doğalgaz var. Ondan sonra suyu bilmem ne, ben tahminimi 100 milyon lira civarında bir yatırım geldi Yeni Çağ. Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle birlikte ilçede devam eden projeleri inceleyen Yeni Çağ Belediye Başkanı Recai Çağlar, ilk olarak tadilatı yapılan belediye binası hakkında konuştu. Kendi belediye binamızı görmüş olduğunuz gibi daha önceden bu binayı yapan belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ama 30 seneden beri hiç el sürmediğinden dolayı biz yeniden çağımıza uygun, yeni çalışma şartlarına uygun bir şekilde dizayn ettik. Burada da 300 bin lira gibi bir para harcadık. Yeni çağımıza, yeni çağlı hemşehrilerime, güzel insanlarıma daha iyi hizmet verebilmek için belediye binamızı görmüş olduğunuz gibi dış görünüşü bu. Gazetecilerle birlikte ilçede yaptığı incelemelere devam eden Recai Çağlar, yapımı devam eden Merkez Camii ile ilgili de konuştu. Çağlar Camii'yi önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Annesi yeni çağlı olan Meriha Dalgıç hanımefendi, babası Kıbrıslıdır. Kıbrıs'ta bir cami yapmayı düşünmüş. Ancak Kıbrıs'ta cami ihtiyacı olmadığından dolayı ben de kendisinin telefon numarasını buldum. Hanımefendi buraya kendisini çağırdım. Burada işte D100 kenarında daha çok cemaatin olabileceği bir cami yapabileceğini kendisine söyledim. Kendisi sağ olsun bizi kırmadılar. Allah razı olsun. Önümüzdeki Ramazan'a niyetimiz ibadete açmak burayı. Çağlar ilçede daha önceden döşenmiş olan asbestli boruları sağlıklı poliüretan borularla değiştirdiklerini söyledi. Buranın belediye başkanıyım. Ben bu asbest borularını komple söktüm. Yani söktürken iptal ettik yeni poliüreten borudan, yani sağlığı etkilemeyen, hijyenik olan boruyu döşedik. Ve her eve de evsel bağlantılar yaptık. Yani bu da çok zor bir işti. O da 1 milyon lira civarında bize maliyeti oldu. Tabii bunu ben İller Bankası'ndan hibe olarak aldım. Yeni Çağlıların yıllardır beklediği doğalgazla ilgili çalışmaları gazetecilerle birlikte yerinde inceleyen Çağlar, doğalgaz hizmetinin başladığını ifade etti. Bu sene Yeni Çağ'da doğalgaz kullanımına başlayacağız. Bu günleri bana gösteren Rabbime hamdü senalar ediyorum. Çünkü çok istemiş olduğum bir hizmetimdi bu. Altındağ Belediyesi tarafından ilçede yaptırılan kapalı pazar yerinde inceleyen Çağlar, pazar yerinin Yeni Çağ'ın ihtiyacını karşıladığını ifade etti. Şu anda Yeni Çağ'ımıza yeterli bir hizmet verebiliyor. Benim amacım şu, Yeni Çağ büyüdükçe semt pazarları kurmak. Çok büyük bir kapalı pazar yeri yapacağına, her mahalleye butik bir kapalı pazar yeri yapılması daha mantıklı olacak düşündüğümüzden dolayı. Ve şu anda da bütün Yeni Çağ'a yetecek kadar esnafı burası alıyor ve etrafıyla beraber. Çağlar'ın gazetecilerle birlikte son durağı belediye tarafından yaptırılan fitness salonu oldu. Burada incelemelerde bulunan Çağlar, bu hizmeti yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Tabii zorluğu neydi? İşte mekan zorluğu vardı, araç gereç zorluğu vardı, alet zorluğu vardı. En önemlisi hoca, yani burada çalıştıracak hoca zorluğu vardı. Sağ olsun kardeşimiz dedi ki ben bu işi yapalım, belgelerim var. İşte bayanlara da kendilerini seviyorlar bayanlar. Böyle bir şey çalışma içerisine girdik ve ben bu hizmeti verdiğim için mutluyum.